Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün neredeyiz? İskenderun sanayideyiz. Yılların değiştiremediği 10 numara lezzetin sunulduğu bir yerdeyiz. Neredeyiz? Nuri Baba'da, Doyuran Baba'dayız. Böyle ben hatırlarım 2004'lü yıllarda, 2005'li yıllarda burada İskenderun'da Garanti Bankası'nda çalışırken sabahları erkenden gelirdik. Saat 7'de, 6.30-7'de burada bu harika kavurmanın tadına bakardık. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu harika videonun tadını çıkartıyorsunuz. Nuri Baba'yla, Doyuran Baba'yla mükemmel sohbetin tadına bakıyorsunuz. Buyurun efendim. Nuri Baba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ne yok, nasılsınız? Çok şükür, iyiyim. Allah iyilikler versin. Sağ ol. Abi şimdi yıllardır, yani 41 yıldır harika lezzetlerin sunduğu bir adamsın. Lakabın ne abi senin? Doyuran Baba. Doyuran Baba. Niye Doyuran Baba diyorlar Nuri abi sana? 41 sene önce bu Doyuran Baba ismini ben koydum. Doyuran Baba ismini sen koydun. Hakikaten de insanları doyuruyorsun. Evet. Şimdi Nuri Baba, burası neresi? Biz neredeyiz? İskenderun sanayi sitesi. İskenderun sanayi sitesindeyiz. Evet. Sen burada harika kavurma yapıyorsun bizlere. Evet. Aynı zamanda sabahları da tost yapıyorsun. Tost. Doğru mu? Evet. Şimdi şöyle kavurmanı bir çekmek istiyorum. Oo. Ne var abi şimdi bunun içinde? Abi bu takım. Diğer takım. Kalifeli. Yürek var. Yürek, böbrek, ciğer. Bütün sakatatlardan. Evet, evet. Benim hadi kanal gibi hepsinden var yani Nuri Baba. Evet. Nuri Baba, kaçta kaç arası hizmet veriyorsunuz? Abi sabah saat 6'dan öğlen 1'e kadar. Sabah saat 6'dan. En geç 1'e 10 geçer. 1'e kadar. Evet. Zaten 1'den sonra bir açık değilse kapatıyorsun. Evet. Evet. Haftanın her günü açık mısın Nuri abi? Pazar hariç her gün açık. Pazar günleri hariç her gün açıksın. Şimdi az önce seninle sohbet ederken bir şey dedin Nuri Baba. Adana'da da çalıştığını söyledin. Evet. Ama 41 yıldır İskenderun'da mısın? Evet. 41 senedir buradayım. 2 seneden Adana'da sucuk ekmek sattım. Beslenzade Mahallesi'nde. Hmm. Askeri cübbesinin orada. Büfede. Bari sinemasının önünde. Süpersin. Nuri Baba, peki şimdi bu arada hazırlayabiliriz. Bir tane evet, yeterli. Evet. Böyle ucunu falan yağlayabilirsin. Çünkü senin o yağın ayrı bir lezzet veriyor. Benimki kaliteli. Aynen öyle. Peki. Benim müşteri titiz. Her yerden yemiyor. Aynen öyle. Bir de sen zaten şeysin yani yıllardır. Tabii bu işin içinde. Aynı lezzet, değişmeyen aynı, lezzetsin değişmez yani. Kalite değişmez. Peki Nuri Baba, şunu soracağım. Evet. Kuyruk yağı var mı içinde? Yok, kuyruk yağı yok. Kemik suyuyla yapıyorum. Bunu herkese söylemem ama size. Vay, güzel oldu. Evet. Bu iyi çünkü oldu. Bu benim sırrım. Kemik kaşlıyorum ondan. Bir de damağımda yapışmaz. Başka yerde yedim mi? Damağımda yapışıyor. Millet diyor yiyemiyor diyor başka yerde. Değil mi? Ben bu, o yağ böyle damağına yapışıyor. Kötü bir tat veriyor. Tabii. Şöyle bir gösterebilir misin ekmeği? Yoğun müşterilerinde titizlerinde benden yiyen başka yerden yemiyor. Peki porsiyonun bu mudur? Porsiyonum bu. Bir porsiyonum bu. Evet. Çok güzel. Şimdi şunu sormak istiyorum. Evet. Kemik suyuyla vesaire burada mı hazırlıyorsun? Yani sakatatı alıyorsun. Evet. Bu dükkanda mı hazırlıyorsun? Bu evde mi hazırlıyorsunuz? Evde hazırlıyorum titizlikle. Güzel döner. Ondan sonra burada sunuyorsunuz. Peki saat 1'de kapatmanın sebebi kavurmanın bitmesinden mi kaynaklanıyor? Evet, ben bir ara böyle alıştırmışım. Yıllardan beri. 41 yıldır bu şekilde. Evet. Arkada da oğlunuz var. Evet. Peki direkt oğlumla beraber birliktesiniz. Evet. Üstad, direksiyonu da sen alacaksın herhalde Nuri Baba'dan İnşallah. Sonra. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Dürümümüz hazır anladığım kadarıyla. Sossuz olmaz Nuri Baba. Hakiki. Oo, şunu şöyle bir çekeyim Nuri Baba'ya. Çok kaliteli. Boşuna Doyuran Baba demiyorlar işte sana. Yani. Onu evet ikiye bölersek. Üstad, sen öğrendin mi? Aldın mı? Elden şeyi aldın mı? El aldın mı derler diye sorarlar ya. Nuri Baba'dan el aldın mı abi? Aldım. İnşallah. Bu şimdi bol kimyonlu ve acılı size güzel olur. Doğru mudur? Tamam, dürümümüz hazır. O zaman ben şimdi bu harika lezzetin tadına bakacağım. Ama normalde ben eğer böyle 10 gibi 10.30 gibi gelmiş olsaydım eminim bu videoyu çekemezdik. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü yıllar önce senden yerdim. Sıraya girerdik, vakit bulamazdık yani. Gene aynı şekilde sabahlar. Eskiden ben 25 sene önce beşlenmez ortaokullarda seyyar arabada satardım bunu. Öğretmenler, herkes gelirdi yani. Kaliteli yapardım. 99'dan beri buradasınız. Evet. Ondan öncesinde beşlenmez karşıda seyyar arabada yani bu işi. Aslında sen Doyuran Baba demişsin kendine ama aslında demesen de müşteriler sana Doyuran Baba dermiş yani. Baba diyorlar zaten.
Eline koluna sağlık Huri baba. Şimdi ben de bu harika lezzetin tadına bakacağım. Üstad gel birlikte bakalım. Ufuk abi, şimdi Nuri baba dürümümüzü burada böyle hazırladı. Her lokması ayrı bir lezzet. Eline koluna sağlık Nuri baba. Şimdi bunun bir yeni adabı var mı, yoksa direkt göm mü diyorsun abi? Direkt göm abi. Direkt gömüyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Nuri baba zaten bütün baharatını içine atıyor. Çokları benden istiyor kavurma. Ben yapmıyorum. Kavurmacı var diyorum. Ben diyorum kendime yetiştirelim. Ben çünkü sağlam yapıyorum. Kalifleri yapıyorum. Onların belli. Kullandığını kullanmam. Tanzaneyi. Bir gram koku yok. Ben de hayatta bazıları bir bakiyeden yiyor, kokuyor diyor. Sen de diyor, yıllardan beri aynı lezzet aynı. Dostlar bir gram koku yok. Yani mis gibi, çiçek gibi, hatta burada da ne var böyle cıncık gibi ayran var. Bu da köy yoğurdundan yapılıyor. Biz zaten yapıyoruz. Çiçek, dostlar. Şimdi bu harika lezzeti İskenderun'da, sanayide. Otogarın yanında. Otogarın yanında bulabilirsiniz. Şimdi Ufuk abi. Böyle bir dürümü yemek istesek ne kadar abi? Ekmek arasını yemek istesek. 8 TL abi, yarım ekmek arası. Efendim? 8 TL, yarım ekmek arası. Şaka yapıyorsun. Hakikaten doyuran baba. Fakiri fukarayı doyuran babası baba. Kardeşimi babası. De çek, bak ayranı yapan kardeşimmiş. Aynen. Nuri baba memleketin babasıdır abi. Değil mi? İskenderun'un babası belli. Açların babası. Dostlar 8 liraya. İnanılır gibi değil ya. Böyle franchise falan var mı abi sizde? Yok abi. İsteyen var mı? Gel buraya da aç, şuraya da aç falan. Öyle ekstra diyen var. Özellikle Eskişehir'de diyorlar. Üniversite ortamında. Öğrenci memleketi. Pahalı diyorlar. Hayat pahalı diyorlar. Bu kavurma burada 8 lira 10 da yapsan havada gider diyorlar. Vallahi 8 lira bedava. Nuri baba. Yok abi bak Antalya'ya çağırmışlar ama gitme. Eskişehir, Antalya. Abi ekmek zaten 1.75 2 lira. Sen nereden para kazanıyorsun burada ya? Sürümden kazanıyoruz abi. Sürümden kazanmayacaksın. İyi bir şey. Peki telefonla siparişiniz falan var yok, mı? Yok servisimiz yok. Servis yapmıyorum. İsteyenler buradan yiyor. Arkadaş buradan yiyor. Buradan yiyor. Paket alıp götürüyor iş yerlerine, evlerine götürüyorlar. Çünkü sanayi ortamı olunca İsteyen çok olur diye aynen, düşünüyorum. Aynen. Peki insanlar burayı niye tercih etmeli diye sormayacağım. Yani bu lezzete tadan zaten muhakkak defalarca geliyordur aynen. Ki Nuri baba yıllar önce dediğim gibi yemiştim. Aynı lezzet devam ediyor dostlar. Yani belki 41 değil 45 yıldır 50 yıldır değişmeyen lezzet yani aynen. Belki de bu ya. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Akıyor ya. Akıyor sağ ol. Eline koluna sağ ol. İzleyicilerimize son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani gelmek isteyenleri bekleriz. Ama sabah 6'dan öğlen 1'e kadar. Birden sonra gelmesinler. Boşa düşmesinler. Kapalı yesin. Para aynen. Önemli değil abi. Parası olmayan da gelir. Hiç sıkıntı yok. Süper. Parası olmayan da gelir. Aynen. Hiç sıkıntı yok. Evet abi. Nuri baba da şimdi içeride mutfağa geçti dostlar. En son onunla da kapanış yapmak istiyorum ama. Nuri abi. Nuri baba. Gel. Videomuzu bitiriyoruz. İzleyicilerimize son söylemek istediğim bir şey var mı? Bu arada seni yaradan Allah'a kurban olayım. Gözlerin güzelliğine bakın dostlar. Maşallah hakikaten. Maşallah. Sen de öyle. Renkli renkli gözlerle. Zaten hacı kötü yapsan da olmaz yani. Maşallah. Allah hayırlı sağlık uzun ömürler versin. Son söylemek istiyorum. Kendim kasaptan çekilmiş alma. Onu bana yarı fiyatına verse yine almam. Kendim makine elimle sinirimi kesiyorum demişim. Mesela 20 kilo mu geldi? 6-7 kilosunu temizliyorum, atıyorum. Çok da çek. Yağını, bu işin püf noktası bu mudur peki? Aynen abi. Taze günlük sinir, olması. Sinirin de bir şey bulamaz. Gözünü yum ye, güler. Damağınla ye ya. Öyle geliyor diş, bana. Dişsiz gelsen de yersin. Mesela benim müşteriler tipizler. Bazen söylüyorlar ben bitiyor. Başka yerden yemeği istiyorlar senden. Çoğu müşterim böyle. Benim kulağıma gelen. Ama İskenderun'da zaten senin gibi yapan yok diye. Başka yerden yiyemiyoruz diyorlar. Kavurmacı da yok sanki İskenderun'da. Yok var. Bu 3-5 senedir yani, biraz oldu. Yani, ama Nuri baba yapamam. Yıllardan beri. Böyle lezzetli. Senin yok. Gibi olmaz. Olmaz. İskenderun'da ilk kavurmacı babam diyebilirim. Dostlar. Valla. Her lokmada lezzet
var. İçi boş değil. 8 lira bedava. Ben şimdi bunu bitirdim, bir tane daha yiyeceğim. O zaman ne yapıyorsunuz? Hepsinden var YouTube kanalına abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz. Doyuran babaya muhakkak gelip bu harika lezzetin tadına bakıyorsunuz. Allah'a emanet, görüşürüz.